Otodeskiyim Gantt'ın katı modelleme özelliklerine yavaş yavaş bakmaya başlayalım. İlk olarak ekstrüzyon unsuruna bakacağız. Kullanacağım dosyayı açıyorum. Bu dosyada bir eskiz tanımlanmış durumda. Eskiz ikonuna çift tıklarsam eskizin oluşturulduğu ortama gidebilirim. Eskiz tanımlaması bittikten sonra şerit menüdeki Finish Sketch komutunu kullanarak eskiz ortamından katı modelleme ortamına geçiş yapabilirsiniz. Katı modelleme ortamında ise katı modelleme komutları yer almaktadır. Create paneli bir eskize gereksinim duyan unsurların bulunduğu bölümdür. Ekstrüzyon, döndürme, loft, süpürme, feder, yay, kabartma gibi unsurlar burada yer alır. Aynı zamanda panelin yanındaki oka basarsanız dekal isimli bir çıkartma unsurunun daha burada yer aldığını göreceksiniz. Modify, konum unsurları adını verdiğimiz herhangi bir eskiz gerektirmeden doğrudan katı model üzerine uygulanan unsurların bulunduğu bölümdür. Aynı zamanda katı modellerle ilgili düzenleme işlemlerini de buradan yapabilirsiniz. Çalışma unsurları, çalışma düzlemi, ekseni, noktası gibi çalışma özel unsurlarının tanımlandığı bölümdür. Yine eskiz ortamında gördüğümüz, bu sefer unsurların dizilenmesi, anılanması için komutlar burada yer alır. Yüzey komutlarım ise Surface panelinde bulunmaktadır. Plastik parça oluşturma komutları ise burada görmüş olduğunuz panelde yer alır. Bunun dışında bir katı modeli saç model olarak dönüştürme işlemi için bir komutum daha yer almaktadır. Biz bu alıştırmada ekstrüzyon unsuruna bakacağız. Bir eskizi tanımlayıp daha sonra katı modelleme ortamına geçerseniz ilk kullanacağınız unsura temel unsur adı verilir. Bu ekstrüzyon olabilir, döndürme olabilir, süpürme olabilir, loft olabilir. Diğer tüm yay da olabilir, onu da unuttuk. Diğer tüm işlemler için bir katı modelin öncesinde olması gerekir. Ekstrüzyon unsuru komutuna girdiğimde öncelikle benden ekstrüzyon için kullanılacak profil seçmem istenir. Eğer tek bir seçenek var ise zaten Inventor otomatikman bu profili seçmiş olur. Output bölümü bu birçok unsur oluşturma komutunda göreceğimiz bölümdür. Ortaya çıkacak olan nesnenin katı mı, yüzey mi olduğunu ayarladığımız bölümdür. Bunlar katıların bir başka katıyla nasıl ilişkiye geçeceklerini gösteren özelliklerdir. Şu anda çizimde herhangi bir katı olmadığı için bunlar kullanılamaz. New Solid ise yeni bir katı tanımlanacağı anlamına gelir. Extents bölümünde 3 farklı şekilde ekstrüzyon yöntemini tanımlayabilirsiniz. Distance dediğinizde sizden bir uzunluk girmeniz istenir ve buna göre ekstrüzyon gerçekleşir. To ise bulunduğunuz düzlemden bir düzleme kadar olan ekstrüzyon işlemleri için kullanılır. From to durumunda iki farklı düzlem seçilir. Ekstrüzyon işlemi bu iki düzlem arasında gerçekleşir. Öncelikle distance olarak ayarlayalım. Profilimin tanımlanması gerekiyor. Bunun için çizim ekranından ekstrüzyon işleminde kullanacağım profili işaretliyorum. İşaretlemeden sonra ekstrüzyon uzunluğunu giriyorum. Buradaki 3 seçenek ise ekstrüzyonun yönünü seçmem için kullanılır. Şu anda yukarı doğru, aşağı doğru olmasını istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Bu seçenek ise bulunduğunuz düzlemi bir orta düzlem gibi algılar ve girdiğiniz miktarı her iki yöne doğru da eşit şekilde ve toplamı da bu olacak kadar şeklin uzamasını sağlar. Biz OK ile devam edelim. Bu arada devam etmeden hemen katı modellerin görünürlüğü ya da renk özellikleriyle ilgili kısma bakalım. Hızlı ulaşım araç çubuğundaki As Material ile gördüğünüz bölüm katı modelin malzemesinin seçildiği bölümdür. Buradaki oka basarsam Autodesk Inventor'ın içerdiği önceden tanımlı
malzeme listesine ulaşabilirsiniz. Bu listede önceden tanımlı birçok malzeme yer alır. Kullanıcı tanımlı malzemeleri yaratmak da oldukça basittir. Bunlar tanımlandıktan sonra burada diğer çizimlerde kullanmak için kullanımınıza sunulur. Buradan öncelikle seçmek istediğim malzemeyi buluyorum. Nikel bir malzeme seçeceğim ve işaretliyorum. Bu malzemenin rengi de otomatik olarak ayarlanmış oldu. Katı modelleme yaparken ilk eskizin tanımlanmasından sonra modelimi oluşturacak diğer eskizlerin tanımlanması işlemi gelir. Eskiz tanımlamak demek, öncelikle eskizin hangi düzlemde çizileceğini göstermek demektir. Dolayısıyla ilk katı tanımlandıktan sonra yeni bir eskiz oluşturulması gerekiyorsa, öncelikle eskiz düzleminin tanımlanması gerekmektedir. Eskiz düzlemini model şerit menü içerisindeki sketch panelinden tanımlayabilirsiniz. Create 2D Sketch ya da onun altında bulunan Create 3D Sketch ile 2 ya da 3 boyutlu eskizler tanımlamanız mümkündür. Create 2D Sketch komutuna girdiğinizde sizden öncelikle yeni tanımlayacağınız eskizin hangi düzlemde yer alacağı sorulur. Parçanın üzerinden bir düzlem gösterebileceğiniz gibi Browser penceresinde Origin klasörü altında yer alan temel düzlemler adını verdiğimiz düzlemleri de seçmeniz mümkündür. Biz burada görmüş olduğunuz parçanın yüzeyini işaretledik. Buraya dik bakalım ve yaklaşalım. Yeni bir eskiz düzlemi tanımlandıktan sonra diğer parça kenarlarını bu eskiz düzleminde kullanmak istiyorsanız, öncelikle onların Project Geometry komutuyla bulunduğunuz düzleme iz düşürülmesi gerekir. Bunun için komutu çalıştırıyorum ve burada görmüş olduğunuz iki kenarı seçerek bunların bulunduğum düzleme transferini sağlıyorum. F4 ile basılı tutup çekiştirirsem, dikkat ederseniz bu düzlemin yeri buradaki iki kenarı seçtim ve bu iki kenar bulunduğum düzleme iz düşürüldü. Şimdi yeni eskizimin geometrisini çizeceğim. Bunun için line komutuyla başlıyorum. Yaklaşık olarak sınırlamaları da otomatik bir şekilde atayarak böyle bir şekil çıkartalım. Şimdi bu şeklin geometrik olarak sınırlandırılmasına sıra geldi. Öncelikle eş doğrusallık sınırlamasını kullanarak buradaki iki doğru parçasının eş doğrusal olmasını sağlıyoruz. Bu arada yataylık ya da düşeylik sınırlamasının bir özel kullanımı daha vardır. Onu da şimdi gösterme şansımız olacak. Yataylık sınırlamasına giriyorum. Burada görmüş olduğunuz doğru parçasının orta noktasını işaretliyorum. Aynı şekilde buradaki altta kalan doğru parçasının orta noktasını işaretliyorum ve bunların noktalarının yatayda hizalanmasını sağlamış oluyorum. Şimdi ölçü komutunu çalıştıralım ve gerekli ölçüleri tanımlayalım. Öncelikle bu mesafeye gireceğiz. 6 milimetre. Daha sonra şurada görmüş olduğunuz uzunluğu 22 milimetre olarak tanımlayacağız. Diğer ölçüleri de verebilirim. Gerekmiyor. Finish Sketch ile katı modelleme ortamına geri dönelim. Katı modelleme ortamında öncelikle bakış açımı değiştireyim. Dikkat ederseniz böyle bir şeklim var. Extrude komutuna girdiğimde bir sorunla karşılaştığımı göreceksiniz. Bu sorun kapalı bir şeklin burada henüz oluşmamış olmasıdır. Dolayısıyla ekstrüzyonu buradaki kesti kullanarak yapamayacağım. O yüzden eskiz ortamına geri dönüyorum. Ve line komutuyla kapalı kesti oluşturuyorum.
Kapalı bir kese elde ettikten sonra Finish Sketch ile katı modelleme ortamına geri döndüm. Şimdi ekstrüzyon komutunu çalıştırdığımda dikkat ederseniz bu kesiti artık seçebilir. Biraz önce açılmayan bu 3 seçenek şimdi açılmış oldu. Bununla yapılmak istenen şu. Yeni oluşturmak istediğiniz bu ekstrüzyon işlemini var olan katıyla birleştirebilirsiniz. Var olan katıyı bu işlemle kesebilirsiniz ya da kesişimini alabilirsiniz. Kesme işlemi uygulayacağımızı söylüyoruz ve kesme boyutunu veriyoruz. Buradan yönünü de ayarlayabilirsiniz. Okey ile devam ettiğimde bu sefer yaptığım işlemin katıyı kestiğini göreceksiniz.